Elhamdülillah, yemeğimiz pişti. Nefis kokuyor anne. Anne, plastik bardak var mı? Plastik bardak mı? Var. Nerede? Dolabın ikinci çekmecesinden al. Orada. İkinci çekmece. Anne, pamuğumuz var mı? Pamuk mu? İlk yardım çantasında pamuk var. Tamam. Fasulye tohumları hala orada mı anne? Fasulye tohumları mı? Fasulye yemeği olmasın? Benim fasulye tohumlarına ihtiyacım var. Ama biliyorsun ki fasulye tohumları yenmez abi. Tabii ki büyümüş fasulye yemek için daha iyidir. Lerre'cim, fasulye tohumları yemek için değildir. Nusa'cım, deney yapmak için fasulye çekirdeğine ihtiyacın var değil mi? Evet anne. Benim bir bilim ödevim var. Kuru fasulye tohumları deneyi. Deney nasıl bir şey ki? Deney nedir abi? Göreceksin. Sen de biraz deney yaprağı. Nusa sadece pamuk ve su kullanarak fasulye tohumu ekme deneyi yapmak istiyor. Nedense kafam karıştı. İşte fasulye tohumu burada abi. Rare onu çoktan temizledi. İyi iş. Şimdi ıslatılmış pamuğu koyalım. Pamuğun üzerine mi? Şimdi de kutu içine yerleştireyim. Abi, neden pamuğa tohum ekilir ki? Bu deneyin adı Ra. Ben de deneyebilir miyim abi? Yapabilir miyim lütfen? Evet, sen de deneyebilirsin. İşte böyle. Ben de yapabilirim. Masa örtünü alıyorsun. Örtü mü? Sonra da kardeşim kutunun üstünü kapatıyorsun. Daha sonra da kapattık. Güneş ışığından uzağa bırak. Neden ki? Güneş ışığına maruz kalırsa ne olur abi? Tabii ki deney başarısız olacak. Yani serin bir yerde olmalı Ra. Serin bir yerde mi? Evet. 3 gün sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Başardım. Vay. Evet. Güzel. Tavada haşlayabilirim. Anne. Deney başarılı oldu. Anne bak başarılı oldu. Elhamdülillah. Serin yerde olunca ve pamukla fasulye tohumları çok daha rahat şekilde filizlenebilir. Evet anne. Maşallah. Bu muhteşem anne. Toprak olmadan da filizlenme başarılı oldu. İşte bu Allah'ın büyüklüğüne delildir. Allah Abese suresinin ayetlerinde şöyle buyuruyor ki, İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Evet anne. Biz suyu gökten bol bol yağdırdık. Maşallah. Sonra toprağı bitkiyle yardıkça yardık. Böylece orada tohumlar ekip yetiştirdik. Üzümler ve sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yarattık. İşte bunları sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için yaptık. Demek ki anladım ki filizi çıkaran Allah'mış yani. Nusa değil. Bu doğru Ra. Allah'ın nasıl her an yanınızda olduğunu böylelikle görebilirsin. Gördüğünüz gibi 3 gün içinde filizleri büyütebiliyoruz. Seninki nerede Ra? Hazır mı acaba? Öyle mi? Rarra'da mı deney yaptı? Evet öyle. Bir dakika. Şimdi almaya gidiyorum. Çoktan büyümüş olmalı. Bekle. Benimki niye böyle görünüyor? Neden ne olmuş Ra? Sen nereye koymuştun ki? Sen serin bir yerde miymiş miydin? Rara buzdolabına koydu bu yüzden. Buzdolabı mı?
Aa, hayır. Seninki ne? Tavuk aromalı buzlu fasulye tohumu ismini verelim. Buzdolabı fasulyesi tohumları. Faydalı ve güzel bilgiler edinin. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.